Şu anda plajda var olan bir konuşmanın üzerine masaya girdim ve tanıyalım mı sizi? Tanıyalım. Melek Hanım. Eski adetler yeni adetlerden konuşuyorlardı. Dayanamadım ve bu eski adetler konusunu sizlerle paylaşmak istedim. Melek Hanım, arkada arkadaşları çekime katılmak istemedikleri için sadece kahkahalarıyla katılıyorlar. Tanıyalım mı Melek Hanım önce sizi? Ben Melek, Aydın'da yaşıyorum. Aha. Esasında Germencikliyim. Hani eski köy adetleri, onlarla ilgili büyüklerimizden dinlediklerim. Duydum, ona geldim zaten. Aydın. Çok ilgimi çekti. Hı-hı. Hala daha Aydın'da yapılan adetlerimiz var. Ben de nişan arifesindeyim. Öyle o sebeple öğrendik biz de bunları. Hayırlı uğurlu olsun. Onları öğrendiğimiz için işte arkadaşlarla onu paylaşıyorduk. Acaba bunu mu yapsak, ben şunu mu yapsak duydum, diye. Ben de duydum, dem oldum vallahi sohbetinize. Şimdi eskiden bir mendilden bahsettiniz. Evet. Onu bir dinleyebilir miyiz şimdi, sizden? Şimdi önceden kız istemeye, yani bu şekilde birbirimizi görerekten, şey yaparaktan değil de aileler görücü usulüyle evlatlarını evlendirdiği için kızları görmeye gidiyorlarmış aileler. Bir kız evine kızı görmeye gidiyorlar. Kız evi eğer ki oğlan evini beğenirse söz verdik anlamında oğlan evine mendil veriyorlar. Peki bu mendillerin özelliğine mesela kız kendisi çeyiz olarak işliyor falan mı? Çeyiz olarak işliyor. Kenarına kendi adının isterse baş harfini yapar, isterse iğne oyasıyla kenarına işlemeler yapar. Onu oğlan evine verdiği zaman kızın ailesi, biz size söz verdik, kızımıza başkasına vermeyeceğiz anlamını taşıyor. O anlamda işte mesela atıyorum benim için konuşan, bizim evimize oğlan evi geldi. Mendili, biz oğlan evini beğendik, mendil verdik derler ki meleğin mendilleri verilmiş. Artık o eve başka bir aile tarafından görücü gitmez. Oh. Hani bu o anlamda etrafa, çevreye duyurmak amacıyla. Hani şeyin meleğin mendillerini aldık biz, hani artık onunla nişan yapacağız, evleneceğiz, hani o anlama gelen bir. Peki şey. O mendili verdiğini diğer komşular, kızı isteyecek başka insanlar nereden biliyor ki? Bunu sen mesela işte atıyorum falancanın ailesi bugün akşam bizim kızı görmeye geldi. Sen bunu dost meclisinde, arkadaş meclisinde biz işte meleğin mendillerini verdik de aile büyükleri duyurur yani. Eş dost, yani biz burada Aydın'da zaten önceden lokal insanlardık. Hani çok fazla böyle dışarıdan kimse yok. Herkes birbirini tanıyor, herkes birbiriyle iç içe. Kim kimin kızına istemeye gitmiş, kim kimle nişan olmuş, bunlar duyulan şeyler hani. Birbiriyle insanların haberleşme şekli yani. Meleğin mendilleri verildi dendi mi kimseden artık bir daha o eve kız istemeye giden olmaz. O aileyle nişan düğün hazırlığı başlanır yani. Bir anlamda söz oluyor söz yani. Söz oluyor, söz mendilleri. Siz yaptınız mı bunu? Biz daha yapmadık. Biz daha yapmadık. Şimdi yeni nesilde ama istemeye gelecekler. İstemeye gelecekler. Şimdi o sembolik anlamda devam ediyor. Zaten çoğu insan birbirini görerek, severek evleniyor yani, evet. Şu anda. Sembolik olarak oğlan evi istemeye geldiğinde ya da nişanda hazır böyle paketliyorlar, onları böyle süslüyorlar. Oğlan evine hediye amaçlı veriliyor artık. Şimdi zamanında ismini işleyemiyordu tanımadığı için evlenecek. Siz artık damadın işte, adını işlersiniz. Şimdi artık adının baş harflerini böyle kenara işliyorlar. Onu oğlana veriyorlar hediye i̇nşallah olarak. İnşallah çok hediye mutlu olursunuz. Amin inşallah. Peki bir de çeyizle ilgili bir şeyler çeyizle duydum. Ilgili. Mutfaktan bahsedildi. Şimdi Aydın'da kız evi bütün mutfağa döşer. Aklınıza gelebilecek her şey işte kürdanına kadar kız evi alır. Kullanacak olduğu tabağı, bardağı, çatalı, beyaz eşyası, bulaşık makinesi, onların hepsini kız evi alır. Daha sonra yatak odası takımını komple kız evi alır. Halısı, perdesi. Ondan sonra işte yatacak olduğu yastığı, kullanacak olduğu çarşafı. Bacım ne kaldı geriye? Bunların hepsini kız evi alır. Oğlan evi, salonu, oturma grubunu, onları oturma alır. Oturma grubu olmasa da onları olur. Alır. Ne anladım ben bundan? Alır. Ama şimdi bizim burada normalde önceden aileden ev isteniyordu. Oğlan evinden ev isteniyordu. Şimdi artık ev fiyatları uçtuğu için. Hayır, onu vazgeçtim. Ev istemiyorsun da bütün evi biz düzdük. Nasıl olacak bu iş? Bütün evi biz düzdük ama altın isteyeceğiz daha ya. Ha. Tamam, o zaman oraya gelelim. Altın isteyeceğiz ya. Ha, oraya gelelim. Yani, şey istenir. Adana burgusu istenir, zincir istenir, beşi bir yerde istenir. Oh. Ama tabii işte altın fiyatları da uçtuğu malum için maalesef onu. Şimdi şu saatte önceden liste olarak oğlan evinden, oğlan evine, kız evi oğlan evine bunu liste olarak ne istiyorsa altın liste olarak veriyormuş. Hı-hı. Ama şimdi herkes kendine yakışanı, kendi şerefine, kendi bütçesine uygun olanı yapıyor. Bunlar hep önceden kalan şeyler yani. Artık
Eşya da bu şekilde bölünmüyor. Kızla oğlan ortak alıyorlar, ikiye bölüyorlar hani. Herkes kendi bütçesine göre hareket ediyor. Önceden yatak odası takımı diyorduk da yani iki göz odaydı. Tabii. Bir odasını kız evi döşüyormuş döşemiş tabii. oluyordu. Bir odasını oğlan tabii. evi döşemiş oluyordu. E şimdi koca koca evler aynen. döşe döşe bitmiyor. Eşyaların, şeylerin fiyatları arttı. Hani önceki gibi değil yani. Aa, peki ben hatırlıyorum dayımın kızından, o da yine Aydın yöresel şekilde gitti. Bir koç hediye edildi. Evet. O koç şöyle, kurban eğer ki nişanlılık dönemi kişinin, iki çiftin kurban bayramına denk gelirse, kurban bayramında oğlan evi kız evine bir tane koç getirir. Koçu süsler, üzerine kumaş koyar. Bir parça elbiselik kumaş koyar. Ayaklarına işte boynuzlarına falan kurdele bağlar. Alnına da bir tane bilezik koyar. Onda kızı oğlanı, oğlan kız evine getirir onu. Kız da onu bayram günü keser. Hep birlikte dağıtırlar. Oğlan eviyle birlikte yerler yani. Peki unuttuğumuz başka var mı yöresel geçmişe dayalı böyle adetler? Damat işkencesi. Gelin almadan sonra. O standart. Damat işkencesi. Damadın arkadaşları yapar bunu yani. Bunun kız eviyle oğlan eviyle alakası yoktur. Bu damadın arkadaşlarına bağlı bir bu şey. Bu düğünde yapılıyor. Bu düğünde yapılıyor. Düğünden önce gelin almadan sonra, gelin indirilmeden önce, eskiden atta şimdi de arabada, arabadan indirmeden önce damadın arkadaşları artık hayal gücüne ne kaldıysa hani damada işkence, kara bir tane keşkek kazanı getirirler, simsiyahtır onun altı, damada beyaz çorapları giydirirler, o düdüğü açarlar, oynatırlar, sonra kazanı ters çevirirler, o beyaz çoraplar simsiyah olmuş, o çorapları elinde çitletirler falan böyle. Ya da işte 5'er kiloluk bidonları bağlarlar, bir nasıl bidonların içine yoğurt koyarlar. Damadı gene oynatırlar, onu ayran yaptırırlar, herkese ikram ettirip içirirler. Hani acaba bu duruma dayanabilecek mi göstergesi mi oluyor artık bu? O damadın daha önce geçmişte kendi arkadaşları yaptığının cezasıdır aslında. O da yapmıştır zamanında. Oo. Yaptığı için yaparlar. Şimdi oldu. Peki eski zamanda bu zaman arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Şimdi bunların hiçbiri artık eskisi gibi uygulanmıyor. Aileler yani önceden biraz daha böyle maddi anlamda insanları zorlayan şeylermiş. Ama şimdi bütün herkes çalışıyor. Belki o dönemde maddi anlamda aileler zorlanıyordu ama hep herkes, evlatları kendi yanlarında çalışıyordu. Tarımda çalışıyorlardı burada. Damattan altın isteniyordu ama istenenin altın parası tarla alsın. Damat düğünden sonra onunla tarla alsın, işlesin diye. Ya da işte evin eşyası, bütün eşyası yaptırılıyordu. Ama düğünden sonra ev eşyası anlamında bir borcu olmasın diye yapılıyordu. Ama şimdi hepimiz okuduk, hepimiz hani bir yerlere vardık. Herkes kendi çalışıyor, kendi evinin düzenini, kendi bütçesine uygun olanı düzüyor, kendine göre olanı yapıyor. Yaşatmak isteyen var, yapmak isteyen var. Onlar hala daha devam ediyor. Birbirini yıpratmadan yapılması gerektiğini ben de düşünüyorum yani. Çünkü iki aile birbirine zarar vermeden, maddi anlamda yormadan böyle tatlı tatlı bazı şeyler yapılabilir yani. Benim gözlemlediğim artık yeni evli çift de o evlilik arifesinde daha çok mu masraf yapılıyor acaba? Evlilik öncesinde daha çok masraf mesela... Hani eskiden bir destek olmak fikri vardı. Sanki o yok mu artık? Şimdi biraz daha tamamen maddi. Aynen. Maddi anlamda. Düğün masrafı yapıyorsunuz. Onu bilmem kaç sene ödüyorsunuz. Yani işte maddi anlamda... işte şimdi düğün salonundaki masadaki çiçeğine, ondan sonra işte menünün ne olacağına kadar hepsi tek tek bunlar masraf. Yani benim düğünüm bittikten sonra kimse melek masadaki çiçeği çok güzel seçmiş demeyecek. Demeyecek. Aksine açık bulacak değil mi? Yani kimse ya da işte menüdeki benim özenle seçtiğim mezeyi ay ben bunu hiç sevmem niye menüye sokmuş diyecek yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bana kalsa ben yemekli nikah yapar. Hani devam ederim. Hani insanları hiçbir şekilde memnun edemezsin. Melek bir de şey mi acaba, genel olarak hani bizi izleyecek olan arkadaşlara söyleyelim. Mesela standart bir sofra hazırlayacağımıza dediğin gibi nasıl olsa hep kusur bulunur. Bir ihtiyacı olan mahallede mi sofra kurulsa acaba? O da yapılabilir. Bu da, şimdi Aydın'da bu da başladı. Mesela davetiye yerine bu LÖSED'in kartlarından alıyorlar. Oh. Hani mesela sizin adınıza bize işte takı takmayın, taktığınız takıları biz LÖSED'e bağışladık. Oh. İşte tohum kalem alıyorlar hani işte Aydın temaya. İşte
temaya bağış, tam bağışta bulunduk sizin adınıza şey. Böyle şeyler de yapılabilir. Harika. Ya da zorda olan bir mahallede yemek, sofra açılabilir sanki. Keşkek dövülür. Hani ay mahalle, ondan vazgeçmeyelim bütün, ya. Bütün mahalleye yemek verilir. Bu senin davetli olup olmamana önemli değil. Senin orada düğün olduğunu duyduğun zaman bütün mahallenin hepsi gelir yani. Of. O esasında birlik beraberlik için de işte pandemi döneminde biraz... Haberim olsun, geliyorum düğününe kızım. Tamam. Keşkek yemeye geliyorum. Keşkek yemeye buyurun. Dönmeyeceksen gelmeyeceğim. Yok yok, dönüyorum keşkek. De işte pandeminin bitmesi lazım bizim düğün yapabilmemiz için. Hayırlısı Rabbimden olsun. Peki keşkeği anlatalım, herkes bilmiyor. Şimdi keşkek bizim burada buğdaydan yapılan bir yemeğimiz. Buğday önce haşlanır. Daha sonra bizim burada dana etiyle yapılıyor. Başka yerlerde farklı farklı da yapılabilir. Kemikli dana eti kaynatılır. Onun suyuyla birlikte keşkek sabahleyin davulcuğuna eşliğinde ahşap tokmaklarla kazanda dövülür. O böyle sakız kıvamına gelene kadar. Biz dana etli severiz. Mesela Uşak tarafına geçtiğiniz zaman onlar tavuk etli tavuk, falan evet. Tavuk etli falan yapar. İzmir tarafı da hani tavuk etli yapar ama Aydın'da biz genelde dana etiyle yaparız onu. Yanına da pilav koyarız. Ah canım çekti. Yuvarlama yapılır. Sıkma da denir. Yuvarlama yapılır. Ondan sonra sarmalar sarılır. Düğün sarması. Musakka. Onun yanına bir de domates salatası. Bir de kesme çorba dediğimiz bir çorbamız var. O da yapılır. Düğün yemekleri. Kesme çorbası da et suyuyla ve etle yapılıyor. Umarım çok mutlu olursunuz. Amin, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Ve adetlerinize sürdüreceksiniz yani belli ki. Nesilden nesile anlatırız, şey yaraşan yaparız olsun. Ama yapabildiğimiz kadarına yani. Hepsi gerçekten. Şimdi önceden oraya da değinmedik mesela. Kız evi oğlan evinden pamuk istiyormuş. Aa, mesela. Ama biz pamukçu olduk o zamanında onun için mi? Hayır. Döşek yapmak için. Döşek yapmak için, yastık yapmak için pamuk istiyormuş. Ya da önceden davetiye alışkanlığı yok. Kız evi oğlan evinden şeker istiyor. O şeker, bir çuval şeker istiyor mesela. Onu böyle birer kiloluk birer kiloluk bölüyorlar. Mahalledeki ondan sonra eşine dostuna davetiye yerine o bir kilo şekeri götürüyor. Düğün tarihini söylüyor mesela. Hani bunlar da vardı önceden. Ya da işte çok yakın akrabalarına gömlek alır. Hani gömlek götürür. Kız, bayan kadın akrabalarına terlik götürür. Hani bir oda dolusu terlik alınır. O terlikler hani davetiye bastırılmazdı da terlik hediye edilirdi. Bir de bizim dinimizden bir hediye vermek i̇şte, sünnettir. Hani, şimdi hangisi kaldı acaba? Hangisi işte. Yapılabildiği kadar. Olduğu kadar. Aynen. Umarım çok güzel, çok mutlu, bereketli yuvanız olsun. İnşallah, teşekkür ederiz. Sevdiğinize kavuştursun. Ve biz böyle bir ortamdayız dostlar. Melek sağ olsun, beni kırmadı. Çok teşekkür ne ediyorum. Çok efendim, memnun sağ oldum. Sağ olun. İyi akşamlar. Gezentik.